Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hasene Betül Boz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Ortodonti uzmanı olunca o zaman şöyle bir ortodonti nedir diye bir başlayalım ama ortodontik tedavi nedir? Hangi rahatsızlıkların giderilmesinde uygulanır? Ortodontik tedaviler genel olarak dişler ve çeneleri ilgilendiren bozuklukların tedavisinde kullanılır. Halk arasında daha çok dişteki çapraşıklıklar, dişteki dizin bozuklukları, çenelerin ön arka yön bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Her türlü yaş grubunda uygulanabilir. Sanılanın aksine sadece çocuklar ya da ergenlerde değil, her yaş grubunda uygulanabilir tedavilerdir. Evet. Hocam şeffaf plak tedavisiyle dişler nasıl düzeliyor? Bunlarla ilgili birazcık bilgi verir misiniz? Şeffaf plaklar ortodontik tedavinin bir yöntemi, tıpkı diş teli gibi ya da kullanılan çeşitli hareketli apareller gibi. Şeffaf plak tedavilerinde dijital bir planlama üzerinden ilerliyoruz. Yani hastanın tüm kayıtları dijital olarak alınıyor. Tüm veriler bilgisayar ortamında yapay zeka destekli bir program üzerinden dişlerin tüm milimetrik hareketleri orada hesaplanarak şeffaf plaklar oluşturuluyor. Bu tedavilerde tıpkı diş telinde olduğu gibi dişlerin sıralanması, alt çene üst çene arasındaki doğru kontakların sağlanması şeffaf plaklarla sağlanıyor. Çeşitli avantajları var. Daha estetik bir tedavi yöntemi. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman diş telleri gibi çok belirgin değil. Diş tellerindeki beslenme kurallarını içermiyor. Yani sert gıdalar yasaktır biliyorsunuz diş tellerinde. Yapışkan gıdalar yasaktır. Şeffaf plaklarda böyle bir kısıtlama yok. Hasta istediği her şeyi plaklarını çıkardığında yiyebiliyor. Bu açıdan ortodontik tedavinin daha konforlu ve estetik bir yönü diyebiliriz. Peki şeffaf plaklar ortodontik vakalar için uygun mu yoksa belirli bir sınırlaması var mıdır? Yani belki bundan bir 5-6 sene önce bazı vakalarda şeffaf plaklar kısıtlamalara sahip diyebilirdik. Ama artık gelişen teknolojiyle ve şeffaf plakların kendini çok geliştirmesiyle, tabii bunda hekimlerin bilimsel yayınlara da çok büyük faydası var. Artık şeffaf plaklar en zor ortodontik tedavilerin çözümünde bile kullanılabiliyor ki en zor tedaviler genellikle cerrahi destekli ortodontik tedavilerdir. O tedavilerin hazırlanmasında da şeffaf plaklar kullanılabiliyor. Artık kesinlikle böyle bir kısıtlama yoktur diyebiliriz. Güncel literatür, tüm bilimsel kongreler artık şeffaf plakların bu konudaki verimliliği üzerine. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı hayır. Şeffaf plakların herhangi bir kısıtlaması yoktur. Her tedavide uygulanabilir. Hocam peki şeffaf plak tedavisine başladık. Bunun tamamlanması ne kadar sürüyor? Şimdi bu tamamen vakadan vakaya değişebilecek bir şey. Ama şöyle bir genelleme yapabilirsek, hastanın yaşı, tedavinin durumu tabii bunda çok fazla etkili ama ortalama olarak 1-1,5 yılda şeffaf plak tedavisi sonuçlanabilir diyebiliriz. Şöyle bir istisna açmak istiyorum. Çok basit bir vakadır. Çeneler arası ilişki çok güzeldir. Hastada sadece basit bir çapraşıklık vardır. Yani basit çapraşıklık. Ön bölgede diş diziminde bir bozukluk vardır. Çeneler arası ilişkide bir sıkıntı yoktur. Çenenin yüzüğe göre konumunda bir problem yoktur. Böyle bir durumda 6 ay kadar kısa bir sürede şeffaf plak tedavisi bitebilir. Ama daha kompleks vakalarda çeneler arası ilişkilerin bozuk olduğu ya da çocuğun büyümesinin takip edilmesi gerektiği, yani alt çene büyümesini yönlendirdiğimizi varsayalım. Alt çenesi küçük bir çocuk geldi ve 12 yaşına 13 yaşına kadar takip edilecek. Böyle bir durumda tabii ki 2 yıl da sürebilir bu vakalar. Ama ortalama olarak erişkin bir hastada dişlerin sadece dizileceğini varsayarsak 8 ay ile 1 yıl arasında değişebilir. Peki bu şeffaf plak tedavisinde kontroller ne sıklıkla yapılmalıdır? Bence bu ortodontide çığır açan bir durum oldu. Çünkü ortodontik tedaviler birebir kontrollerin çok önemli olduğu, ayda bir düzenli kontrollerin çok önemli olduğu tedaviler. Dolayısıyla hekime ulaşmak zorsa ya da başka bir şehirde yaşıyorsa ama o hekimde tedavi olmak istiyorsa bu büyük bir engeldi. Şeffaf plak bu engelin önüne geçti. Çünkü şeffaf plak tedavilerinde tüm tedavi planlaması az önce bahsettiğimiz gibi tedavinin başında dijital olarak yapıldığı ve plaklar en başta üretildiği için hastanın tüm planlaması belli oluyor ve hasta plaklarını düzenli taktığı sürece tedavinin başından sonuna kadar hastayı hiç görmeden bile tedavi yürütebiliyoruz. Bununla ilgili çok güzel aplikasyonlar var. Hastalar telefonlarına bu aplikasyonları indiriyorlar. Orada belirli sürelerde fotoğraflarını yüklemelerini istiyoruz hastaların. Hangi açılardan yüklenecekleri bile o aplikasyonda gösteriliyor. Hastalar fotoğraflarını yüklüyorlar. Biz dijital olarak onu inceliyoruz. Plakta bir uyumsuzluk varsa birkaç plak öncesine geçmesini istiyoruz. Plak çok güzel seyrinde gidiyorsa tedaviye devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde günümüz teknolojisini kullanarak
uzaktan da bu şekilde tedavi sırasında hani plaklarını düzgün kullanmayanları da yakalayabiliyorsunuz herhalde, takip ediyorsunuz. Aynı yapıyorum. Zamanda motivasyon da sağlıyor dediğiniz gibi. Hasta belki biraz kaytaracak gibi oluyor ama bakıyor fotoğraf yüklemesi lazım. Motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla yurt dışından bile hasta takip edebiliyoruz. Şu anda çeşitli ülkelerden hastalarımız var. Bu konuda çok esnek bir yöntem. Hocam peki çocuklarda şeffaf plak kullanmaya ilgili biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi çocuklarda şeffaf plak tedavisi ortodontideki kısıtlamaların biraz önüne geçti. Çünkü diş telleri bildiğiniz gibi çocukluk çağındaki süt dişlerinin üzerine takılabilen şeyler değil. Çocuklarda dişlerinin tamamının değişmesini bekliyorduk diş teli takabilmek için. Öncesindeki iskeletsel problemlerde de yüz maskesi ya da işte ağız içi genişletme cihazlarında da sadece o aşamasını yapıp tedavinin bırakmak zorunda kalıyorduk. Yine diş dizimini daimi dişlenmeyi bekleyerek yapıyorduk. Ama şeffaf plaklarda süt dişlerinde de uygulanabilir olduğu için çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Diyelim ki 8-9 yaşında bir çocuk geldi ve 12 yaşında daimi dişlenmede dişlerinde çok ciddi çapraşıklık olacağı çok belli. Hatta belki daimi dişlerinden bazıları çekilerek ancak dişleri sığabilecek. Öyle bir durumda şeffaf plaklarla çeşitli genişletmeler yapıp aşağıdan gelecek daimi dişlere yer hazırlayıp ilerleyen yaşlarda diş çekiminin bile önüne geçebiliyoruz. Bu açıdan çocukluk çağında çok önemsiyorum ben şeffaf plak tedavisini. Muhakkak her çocuğun 8 yaşında, 7 yaşında hatta ilk daimi dişleri çıktığında bir ortodontiste muayene olması gerekiyor. Çünkü ilerleyen aşamalarda çok zorlu tedaviler gerektirecek şeyler çocukluk çağında müdahalelerle çok basit bir şekilde atlatılabiliyor. Çocuklar çok kolay adapte oluyorlar plakları çünkü takılıp çıkarılması çok kolay. Hatta böyle motive edici stickerlar yapıştırıyoruz plakların üstüne. Çocuklar o şekilde daha da motive oluyorlar. Dolayısıyla çocukluk çağında şeffaf plak tedavisi klasik ortodontiye nazaran çok daha esnek tedavi yöntemlerine sahip. O yüzden muhakkak ilk dişlenme başladığı andan itibaren daimi dişlenme bir ortodontist muayenesi gerekiyor. Hazır çocuklardan konu açılmışken, çocukları şeffaf plak tedavisini düzenli kullanmak istemeyen çocuklar için ebeveynlerine tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi burada ebeveynlere ilk tavsiyem şu, genellikle çok kaygılı oluyorlar. Yani aslında çocuklar çok güzel uyum sağlayabiliyorlar ama anne babanın kaygısı bazen çocuğa yansıyabiliyor. Öncelikle kendi kaygılarını yenmeleri gerekiyor çünkü çocuğun canını acıtacak bir şey değil. Çok iyi anlıyorum, anneler tedirgin oluyor, babalar tedirgin oluyor. Acaba canı acıyacak mı, çok kısıtlayacak mı? Öyle bir tedavi değil. Çünkü çocuk istediği her şeyi yiyebiliyor, diş teli gibi değil. Çıkardığı zaman beslenmesini istediği gibi yapabiliyor. Dolayısıyla çocuğuna bir kere günlük rutinini değiştirecek bir tedavi olmadığını anne babanın kabul edip kaygısını azaltması lazım. Çocuklar için de şöyle bir şey öneriyorum anne babalara. Bir çizelge tutup, atıyorum banyoda dişlerini fırçaladığı alın o çizelgeyi yapıştırıp o gün kaç saat taktığını not almalarını istiyorum. Çocuk böylelikle hem takip ediyor, aa evet aksatmışım daha düzgün takayım diye. Hem de sürekli bir hatırlatma, motivasyon oluyor. Biz de bu motivasyonu sağlamak için küçük stickerlar yapıştırıyoruz, ödüller veriyoruz. Ama genel olarak özellikle çocukluk çağında uygulanan tedavilerde hastaların çok güzel uyum sağladığını söyleyebilirim. Bazen ergenlik döneminde zorluklar yaşayabiliyoruz. Çocukların çok da yoğun bir okul hayatı var. Okulda temizliğine dikkat özellikle pandemi döneminde biraz o konuda endişeli oluyorlardı. Hani ellerim çok kirli olamıyor, çıkarırken rahatsız olurum ama şu an öyle bir sıkıntımız da yok. Genel olarak uyumda çok ciddi problem yaşamadığımızı söyleyebilirim. Ama yaşayan anne babalar için de bir çizelge hazırlayıp o çizelgeyi sürekli görebilecekleri bir alana yapıştırmaları tavsiye edebilirim. Peki hocam, hamilelik ve emzirme döneminde şeffaf plak kullanılabilir mi? Hamilelik ve emzirme dönemindeki her türlü diş hekimi tedavisinde öncelikle hastayı takip eden jinekoloğun onayını istiyoruz. Yani çok basit bir diş taşı temizliği bile olsa muhakkak bir kadın doğum uzmanına, hastayı takip eden kadın doğum uzmanına bunu danışıyoruz. Kadın doğum uzmanı bunu okeylerse, yani hastayla ilgili bu konuda bir problem olmaz derse şeffaf plak tedavisinin hiçbir sakıncası yok. Çünkü dediğim gibi hamilelerde en büyük kaygımız şu oluyor. Hamilelikte beslenme çok önemli biliyorsunuz. İşte fındık, fıstık gibi sert gıdaları da alması lazım. Özellikle omega 3 açısından zengin besinler. Tel tedavisinde o birazcık endişe ediyor. Yani acaba bu beni engeller mi, beslenmemi çok düzenlemem gerekir mi diye hastalarda bir endişe oluyordu. Şeffaf plakta öyle bir durum yok. Yani istediği her şeyi yiyebildiği hastalar çok esnek. Aynı zamanda diş telindeki diş eti problemlerini de yaşamıyoruz şeffaf plakta. Çünkü diş teli tedavisinde en ufak bir ağız hijyeni problemi, hastanın en ufak bir aksatması ki hamilelik döneminde hormonlar da çok etkili oluyor diş etlerinin kanamasında. Böyle bir durumda hastalar problem yaşayabiliyordu.
O açıdan birazcık hijyene çok özen göstermeleri gerekiyordu. Özellikle de kusma gibi bir durum söz konusu olduğu zaman hastalar bu konuda temizliğe çok dikkat edemeyebiliyorlardı. Ama şeffaf plaklar da çok daha hijyenik. Çünkü arasında bir besin sıkışma gibi bir durum yok diş telinde olduğu gibi. O açıdan hamileler için diş teline kıyasla çok daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Peki bir de şöyle bir problem diyoruz, gece diş gıcırdatma, çeneyi aşırı sıkma gibi problemlerde yine bu şeffaf plaklardan faydalanabiliyor muyuz? Kullanabiliyor muyuz tedavi amaçlı? Yani literatürdeki bilgilere baktığımız zaman diş sıkma ya da gıcırdatma tedavisinde şeffaf plakların kullanımı çok söz konusu değil. Yani o problemin çözümü için söz konusu değil. Çünkü onda çok daha farklı dinamikler var. Çok daha interaktif bir tedavi olması lazım. Birçok meslek dalının içine girdi. Yani fizyoterapistler, ağız iç çene cerrahları bazen gerekirse ortodontistler hep beraber bir tedavi planlaması oluşturulup yapılması gereken bir tedavi aslında. Dolayısıyla birebir şeffaf plaklar diş sıkan hastalara verilir ve tedavi eder dersek bu çok doğru olmaz. Ama şöyle bir faydası olabilir diş sıkan hastalarda şeffaf plakların. Sonuçta alt çene ve üst çene arasında bir kontağı engelleyecek bir kalınlık oluşturuyor. Dolayısıyla dişlerin birbirine sürtünüp aşınmasını engeller şeffaf plaklar. Çünkü diş sıkan çevrenizde ya da kendinizde böyle bir problem varsa bilirsiniz. Dişler sürtüne sürtüne zamanla aşınırlar ve o belirgin görüntüleri daha küntleşir. Diş boyları kısalır, estetik ve fonksiyon olarak sıkıntılı duruma gelir. Şeffaf plaklar bu sürtünmeyi ortadan kaldıracağı için dişleri korur diyebiliriz. Ama diş sıkma problemini ortadan kaldırır demek yanlış olur. Peki şeffaf plak tedavilerinde hangi dijital teknolojilerden faydalanıyoruz? Eskiden dişlerin kalıplarını almak ya da modellerini oluşturabilmek için böyle oyun hamuru gibi hastalar o şekilde tarif ederiz. Oyun hamuru gibi malzemelerle dişin izi çıkarılır. Sonra onlar üzerinde bir model oluşturulurdu. Özellikle kusma refleksi olan hastalar için bu çok eziyetti. Yani o modeli almak belki 15-20 saniye sürüyor ama hastalara 1 yıl gibi gelirdi. Artık o modellemeleri tamamen 3 boyutlu tarayıcılar dediğimiz ağız içi ortamını, ağız içi modelini dijital ortama aktaracak bir nevi ağız içi fotoğraf makinesi de diyebiliriz. Tabii onun çok daha gelişmiş bir versiyonu. 3 boyutlu tarayıcılarla yapıyoruz. Yani hastada bir dakikayı çok aşmayacak bir sürede bir tarama yapıyoruz. Artık hastanın modeli tüm ayrıntılarıyla dijital olarak elimizde oluyor. Dolayısıyla tüm hareketler 3 boyutlu olarak tasarlanabiliyor. 3 boyutlu tasarım için çok güzel yapay zeka destekli yazılımlar var. Bu yazılımlardan faydalanarak uzayın her düzleminde dişin hangi yönde ne kadar hareket yapacağını belirliyoruz. Tabii buradaki kısıtlamaları ortodontistin tecrübesi çok önemli. Buradaki kısıtlamalar neler? Yani o diş atıyorum bizim rotasyon dediğimiz dönme hareketi ne kadar yapabilir? Böyle kısıtlamalar tabii ki bize bağlı. Tamamen yapay zekaya değil, bizim de burada katılımımız gerekiyor. Bu üç boyutlu tasarım da yapıldıktan sonra yani dişler hangi yöne gidecek, final görüntüsü ne olacak? Hastalar için de bu çok motive edici oluyor. Yani hasta daha ilk seansında tedavinin sonunda dişlerinin nasıl görüneceğini görmüş oluyor. Bu tasarım da yapıldıktan sonra plakların üretim aşamasına geliyoruz. Yine burada da hiçbir model oluşturmadan gerçekten laboratuvar ve iş yükünü çok azaltacak şekilde dijital olarak plaklar üretiliyor, paketleniyor ve bize teslim ediliyor. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hasene Betül Boz. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.